Hayatı mahveden oyunlardan Fear and Hunger 2 incelemesine hoş geldiniz. Previously on the... Bu özet ilk oyun ile alakalıdır. İlk videomu izlemediyseniz ilk önce onu izlemenizi tavsiye ederim. İlk oyunda 9 son olduğundan bahsetmiştim. Bu sonlardan sadece Ending C. Kenan olarak geçiyor. Bu değil. Yani şunlar. Onun dışındaki sonların hiçbiri Kenan olarak geçmiyor. Enki'nin sonunda kendini bilgiye adamasıyla sonlanıyor. Sahara ise mutlu son olarak geçiyor. Darsa'nın sonu en iğrenç sonlardan birisi. Çünkü kendi kanından Legard benzeri bir yaratık yaratıp o yaratık ile evleniyor. Reganwant ise direkt God's Ending. Dünyadaki bütün canavarlar öldürmeye adıyor kendini. Tek başına. Kralım. Neyse. En sevdiğim son bu. Kısaca ilk oyunun sonunda yaratılan yeni tanrılar eski tanrılar gibi unutuluyor. İlk oyunun üzerinden 1442 yıl geçmiştir. Eski tanrılar unutulmuş, dünya eski düzenine tekrar dönmüştür. Eski tanrılara inanan çok az bir kesim kalmış olsa da tanrılar asla geri dönmemeye kararlıdır. Tarihler 2 Haziran 1942 gösterdiğinde savaş bütün dünyayı sarmış, Kassiel liderliğinde Bremen ordusu, Prevel adlı Alman işgali altındaki bir şehirde yeni bir tanrı yaratmaya çalışıyorlardır. O sırada ne olacağından habersiz 14 kişi, Tricker Mungat tarafından Prevel şehrindeki Termine adlı bir katliam festivaline bir rüya aracılığıyla davet edilirler. Kısaca ana konu bu. İlk oyunda oynanabilir 4 karakterimiz varken, bu oyunda 8 karakterimiz var. Her birinin kendine has yetenekleri ve arka plan hikayesi var. Levi, Prevel şehrinde doğmuştur. Eski bir askerdir. Genç yaşta annesini kaybettikten sonra yetimhaneye yerleştirilen Levi, 13 yaşından bu zamana kadar cephelerde savaşmıştır. Savaşın girdabına sürüklenen arkadaşlarının ruhlarının görüntüsü karşısında giderek dehşete düşen Levi, varoluşçu bir nihilist haline gelir ve uyuşturucu bağımlısı olur. Bu sebepten ötürü ordudan atılır. Doğduğu şehre geri dönerken habersizce festivalin bir parçası olur. Marina, Prevel şehrinde bulunan Olmerk Lisesi'nin kutsanmış, uğursuz çevresinde doğmuştur. Annesini garip bir şekilde kaybettikten sonra genç yaşta Vatikan'a eğitime gönderilir ve kendi olanaklarıyla karanlık sanatlarda ustalaşır. Bir gece babasından annesiyle ilgili mektup alan Marina, evine geri dönmek zorunda kalır. Haberi bile olmadan festivalin bir parçası olur. Dan, Rendon krallığında büyümüştür. Nerede doğduğu bilinmemektedir. Ailesi Silvian takipçilerindendir. Dan bazen onları tavşan maskesi takarken ve çıplak bir şekilde ormana giderken görürdü. 13 yaşındayken ailesi ormandan bir daha geri dönmedi. Sokaklarda yaşamaya başlamasından kısa bir süre sonra tanıştığı bir baron sayesinde doktorluk eğitimi almaya başlıyor. Ve baronun kızıyla nişanlıdır. Ardından sıhhi olarak askere alınır. Askerliği bittiğinde hızlıca eve döndüğünde nişanlısının ve baronun düşmanlar tarafından öldürüldüğünü görür.
nişanlısını tekrar diriltmek için gözünü feda etse de bir faydası olmaz. Privilege şehrini duyan Dan, çözüm bulmak için yola çıkar ve festivalin bir parçası olur. Abella, Olgard'da büyüdü. Ailesi ve birçok kardeşiyle beraber huzurlu bir çocukluk geçirdi. Savaşa katılma arzusu ise dolup taşıyordu. Fazla genç olduğu için askere alınmadı. Orduya yardımcı olabilmek için mekanik öğrenmeye karar verdi. Bir gün eve dönerken yaralı bir asker ondan yardım istedi. Asker ondan elindeki mektupları Perevel kasabasına götürmesini istedi. İşte bu şekilde Abella Festival'in bir parçası haline geldi. Osa'nın hikayesi bilinmiyor. Geçmişi bilinmiyor. Nerede doğduğu ve yaşı bilinmiyor. Tek bilinen Nahşah'tan eğitim almış olmasıdır. Ve zihinsel olarak bağlılardır. Festivalde olacaklardan önceden haberi olan tek kişidir. Olivia, ikiz kız kardeşi Riley ile baskı altında bir çocukluk yaşadı. Lise yıllarında küçük bir felç geçirdi. Hemen müdahale etmek yerine ailesi dini ritüellere başvurdu. İşe yaramadığını gördükten sonra doktora gitseler de artık çok geçti. Olivia felç kalmıştı. Ama asla pes etmedi. Üniversiteye gitti. Bölüm birincisi oldu. Kendi botanik bahçesini açtı. Araştırmalar yaptı. Kız kardeşinin kaybolmasının üzerine bazı mektuplar buldu. Birmen casusu olduğunu ve Perver şehrinde tutsak olduğunu öğrendi. Hemen şehre giden ilk trene bindi. Artık o da Terminal Festivali'nin bir parçası oldu. Marco ve kız kardeşi sokaklarda doğdu. Ailesini hiçbir zaman tanımadı. Dövüşmeyi ve hayatta kalmayı öğrendi. Yeraltı boks maçlarına katıldı ve kısa sürede zirveye çıktı. Çetelerden ve mafyadan özellikle uzak durdu. Ama kız kardeşi o kadar da şanslı değildi. Bir mafya lideriyle evlendi. Markov kız kardeşini korumak için her şeyi yapmaya hazırdı. Adam öldürecek kadar. Ve öyle de yaptı. Vicdanı asla rahatlamadı. Ve en sonunda mafya liderini de öldürdü. Ama kız kardeşi Preve şehrine gönderilmişti. Onu kurtarmadan durmayacaktı. Markov bu şekilde festivalin bir parçası oldu. Karen çocukluğunu zenginlik ve refah içerisine geçirdi. Her zaman haylaz ve yerinde duramayan bir çocuktu. Savaş sırasında ailesine ayrı düştü. Ve ona dadısı baktı. Gazeteci oldu. Hükümeti eleştiren yazılar yazdı. Bir gün tutuklandı ve polis Karen'a bütün gerçekleri anlattı. Kaiser adında bir teröristin ailesini öldürdüğünü ve dadısının aile mirasını çaldığını öğrendi. Kaiser'i araştırdı ve Yeni Tanrılar adında bir örgütün lideri olduğunu öğrendi. Örgütün merkezinin Perevel şehrinde olduğunu öğrendikten sonra araştırma yapmak için oraya gitti. Ve Termal Festivali'nin son üyelerinden Karen bu şekilde festivalin bir yarışmacısı oldu. Bunlar oynanılabilir karakterlerin hikayelerinin özeti. İlk oyunda olduğu gibi bu oyunda da yardımcı karakterler var. Tanaka sıkı çalışan bir iş adamıdır. Ve Prever şehrine ticaret yapmak için gelmiştir. Ne savaşla ne de festivalle bir alakası vardır. Henry dünyaca ünlü bir aşçıdır. Dünyayı dolaşıp yemek yapmak dışında başka bir gayesi yoktur. Kötü bir şans eseri festivalin bir parçası olur. Samara, Terminal yarışmacılarından biridir. Marina'nın eski bir arkadaşı olarak biliniyor. Ama Marina onu tanımıyor. Sapık gibi sürekli onu takip ediyor. Marina'ya aşık olduğunu söylüyor. Aşkına karşılık alamayınca Marina'nın babasını öldürüyor. August, benim en gizemli bulduğum karakterdir. Geçmişi bilinmiyor. Terminal Festivali'nin nasıl yarışmacısı olduğu bilinmiyor. Benim teorim şudur ki Regan Wald'ın torunu olduğunu düşünmekteyim. Sebebi de Mulnus'un sadece Agust'a itaat ediyor olmasıdır. Mulnus ilk oyundan bu zamana kadar hayatta kalmış ve kocaman olmuş. Tıpkı Dark Souls 1'deki Sif gibi. Ve Agust dışında kimseye biat etmiyor. Pav intikam peşinde bir Birmen askeridir. Tek amacı ailesinin ölümüne sebep olan Kayser'i öldürmektir. Calagura bir mafya lideridir. Neden trende olduğu bilinmez. Tek bilineni festivalin bir parçası olduğu ve yarışmacıları öldürmekten hiç çekinmeyeceğidir. Ryla, Olivia'nın kardeşidir. Ve onu çok ağır bir son beklemektedir. Tek söyleyebileceğim bu. Father Domek, Marina'nın babasıdır. Adam akıllı konuşamadan acımasızca katledilir. Ve Pocket Cat. İlk oyunda olduğu gibi gene aynı şeylerin peşinde. Kitabı okuduysanız ne olduğunu biliyorsunuzdur.
Black Caleb aslında bir insandır. Ya da bir canavar. Ne olduğu ve kim olduğu bilinmez. Bu hale nasıl geldiği de bilinmez. Tek bilinen oduncunun karısını öldürmüş olduğu ve ardından bu forma dönüştüğüdür. Kısaca yardımcı karakterlerin hikayelerinin özeti bu şekilde. Son olarak bahsetmek istediğim kişi Kaiser. Bütün bunların arkasındaki kişi. Bremen ordusunun lideri ve 2. Dünya Savaşı'nın başlamasının tek sebebi. Kendisi ilk oyundan tanıdığımız Legard'ın ta kendisi. Bir şekilde hayatta kalmış ve tanrısal bir güce kavuşmuştur. Eski tanrıları ve Munga'da olan nefreti onu tüketmiş, ne olursa olsun tanrıları sonsuza kadar yok etmek için kendi tanrısını yaratmaya çalışmaktadır. Şimdi gelelim gameplay'e. İlk oyundaki gibi ikinci oyunda sıra tabanlı savaş sistemine sahip. İlk oyundan farkı artık büyüler çok daha fazla önem taşıyor. Dark Souls 1'de nasıl ki silahlar ön plandayken Dark Souls 2'de büyü ön plana çıkıyordu, bu oyunda da böyle. Skill ağacı ilk oyundan çok azken bu oyunda 4 katı büyümüş durumda. İlk oyunda sizi sürekli takip eden, öldürmesi çok zor olan Pershur gibi bir karakter olan Crow Mauler'ımız varken şimdi ise Needle'ımız var. Bu oç sizi oyunun başından beri takip etmeye başlıyor. Ve yakalarsa ve o esnada yalnız veya güçsüzseniz ölümünüz kaçınılmaz oluyor. Harita 3 kat büyümüş durumda. Üst katmanlar, at katmanlar ve rüya katmanları var. En büyük değişimlerden biri randomize gelişen map dizaynı, birinci oyundaki gibi her başladığımızda değişen map, karakterler, itemler ve tuzaklar, ikinci oyunda siz ne kadar baştan başlarsanız da yerleri değişmiyor. Bu oyunu ilk oyundaki gibi acımasız yapmıyor. Bu özelliği çok sevmedim. Daha fazla oynama hevesimi yok etti. Yine de oyunu 4 kere bitirdim. Son olarak şans sisteminden bahsetmek istiyorum. İlk oyundan hiçbir farkı yok. Tuzaklardan kurtulmanızı, sandıklardan iyi item çıkması ve öldürücü darbelerden bu sistem sayesinde kurtuluyorsunuz. Ya da ölüyorsunuz. Bu kadar basit. Oyunda 3 son bulunmakta. A, B ve C. Ending A, yeni tanrının yaratılmasıyla sonlanıyor. Ending B, Termina Festivali'ni kazanırsanız bu sona ulaşıyorsunuz. Aynı karakter ile başlarsanız o karakteri kurtulduktan sonra gelecekte ne yapmak istediği ile ilgili bir cutscene görüyorsunuz. Ending C ise ikinci günün gecesi bütün yarışmacıları öldürürseniz ve Perkele ile konuşursanız bu sona erişiyorsunuz. Tam olarak bu endingin sonunda ne olduğu bilinmiyor. Son olarak puan verecek olursam 10 üzerinden 8 vereceğim. Puan kırmamın tek sebebi random olayların kaldırılıp keşif hissini kaybettirmesinden dolayıdır. Ama oyun ilk oyundan kat ve kat daha iyi. Bundan emin olabilirsiniz. Bir sonraki oyunda Fear and Hunger 3'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.